Efendim herkese yeni bir videodan Rusya'dan tekrar merhabalar. Sizler için çok enteresan bir video hazırlıyordum. Rusya'da taksi şoförlüğü yaptım bir günlüğüne ve taksiciler nasıl para kazanıyor, ne kadar kazanıyor, aynı zamanda da buradaki koşullar nedir? Bunları araştırdım sizler için. Bu videoyu hazırlıyordum fakat beklenmedik bir olay oldu. Rus rublesi gene dolar karşısında atağa geçti değerli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Rusya'daki operasyon başladığında, Ukrayna ile Rusya arasındaki operasyon başladığında Rus rublesi hakkında Türkiye Cumhuriyeti'ndeki profesörler, ekonomistler Rusya çökecek, Rusya Federasyonu kalmayacak, ekonomi çökecek, Rus rublesi diye bir şey kalmayacak diyerekten Twitter'da yazıp çiziyorlardı. Şimdi ise Twitter'da hiçbir şey yazıp çizmiyorlar Rus rublesi hakkında. Evet, milyonlarca insanın algısını değiştirdiler o anda fakat şimdi yazıp çizmiyorlar. Ben ise bugün sizlere Türkiye'den, oturduğum yerden değil Rusya'dan aktaracağım bilgileri değerli dostlar. O yüzden de videomuza başlayacağız. Ama videoları kaçırmamak için ve bin bir farklı içeriği olduğu bu kanalda hem müze, hem tarih, hem gezi hepsi var. Bunları kaçırmamak ve diğer videoları da izlemek için abone olmayı unutmayın. Buyurun. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emir verdiği Ukrayna'ya özel operasyon sonrası ruble dolar karşısında bir anda değer kaybederek 94 ruble seviyesine çıktı. Bütün ekonomistler tarafından Rusya'nın çökeceği değerlendirilirken Rusya ve Rus rublesi toparlanmaya başlayarak Batı'da eğitim görmüş, Putin Rusya'sını tanımayan, Rus insanını tanımayan bütün ekonomistleri ters köşeye yatırdı. Her zaman derim, Rusya hakkında konuşacaksınız, buranın insanını iyi tanıyıp buranın sistemini bileceksiniz. Batılı devletler bir bir ekonomik yaptırımları uygularken en önemli planları ve varsayımları Rus halkının devlet liderine karşı ayaklanacağı düşüncesiydi. Fakat Rus halkının bitmek tükenmez bir sabrı olduğunu, -20 derecede sadece bir hamburger alabilmek için bile sıra bekleyecek Batı insanına benzemediğini hiçbir zaman analiz edemediler. Ukrayna ve Rusya arasında çatışmalar başladığında sizlere videolarımda şunu aktarmıştım. Rus devleti bütün senaryoları düşünüp ona göre kararlar alıp belirli aralıklarda bu yaptırımlara karşı ekonomik uygulamaları kanunlaştırdı. Örneğin her zaman bizlere ekonominin şeffaf olmasını tavsiye eden profesörlerimiz, Rusya'nın şeffaf olmadığı için devletin ne kadar para kaybetmediğini ve halkın tasarruflarını alınan kararlarla rubleden dolara çeviremediği için çökmediğini anlamıyorlar maalesef. Zaten Rus halkı istese de tasarruflarını dolara çeviremez idi. Çünkü devlet hemen alım satımları durdurmuş ve ülkede olağanüstü bir dolar açığının önüne geçmişti. Keza Moskova Menkul Kıymetler Borsası da açılmamış ve yabancılar ülkeden yatırımlarını kaçıramamıştı. Ayrıca Rus ihracatçıların döviz gelirlerini mecburen piyasaya satması, onun arkasından Rus devletinin enerji gelir ödemelerini Rus rublesiyle alacağını ilan etmesi rubleyi destekleyen faktörlerin en başında geliyor. Tabii ithalatın durması ve ülkeden döviz çıkışının durması da rubleyi düşüren faktörlerden bir diğeri. Peki ama rublenin dolar karşısında bu kadar değer kazanması bizleri nasıl etkiliyor? Zengin mi olduk? Yani bir telefonu çok mu ucuz alıyoruz? Hayır. Tam tersine değerli arkadaşlar, bütün ürünler zamlandı. Size şunu söyleyeyim. Eşimle dün alışveriş merkezine gittik. Eşim her zamanki gibi sevdiği bir dondurma vardı. Onu alacaktı. 100 rubleyken artık 200 ruble olmuş. Ve ürün gamını çeşitlendirebilirim. Hayat gerçekten çok pahalılaştı burada. Fakat Ruslar burada hayatın pahalılığından ağlarken Türkiye'ye giden Rus vatandaşları ise kendilerini tipik bizim Almancı Türkler gibi hissediyorlar. Çünkü ruble değerli Türkler karşısında ve bunu en yakından yaşayan ve en mutlu olan da bu duruma sevgili kayınvalidem şu anda Marmaris'te tatil yapıyor. Batı'nın bütün oyunlarına ve yaptırımlara karşın gündeye gelmeyen Rusya Federasyonu burada iş yapıp Türkiye'ye ödeme yapan firmalar için muhteşem bir yer oldu. Fakat Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı rublenin dolar ve rubleye karşı değer kazanma trendinin Mayıs ayından itibaren duracağı öngörüsünde bulundu. Temel senaryoya göre Mayıs sonu itibariyle dolar 67.6, euro da 70.9 rubleden işlem görecek. İkinci çeyrek sonunda doların değerinin 72.4,
ve Euro'nun 76.4 rubleye yükseleceği öngörülüyor. Üçüncü çeyrek sonu tahmini ise dolarda 74, Euro'da ise 78.6 ruble olacak. İthalat, ihracat ve sermaye hareketlerini sınırlayan faktörler nedeniyle dolar ve euro kurunun düşük seyrettiği zaten bilinen bir gerçek. Ama Ekonomik Kalkınma Bakanlığı kurun yükseleceğini söylüyorsa bu bize şunu anlatıyor. Batı muhtemelen Rusya'ya uygulanan yaptırımları üstü kapalı bir biçimde ve bunu zamana yayarak kaldıracak. Çünkü Rusya'sız bir Avrupa, Avrupa'sız bir Rusya dünya para baronlarını ancak üzer ve bu kimsenin işine gelmez. Evet, durumu anlatmaya çalıştım değerli arkadaşlar. Şimdi bu videonun yorumlarını da kapatacağım. Bazıları diyebilir ki neden yorumları kapatıyorsun? Çünkü yorumlarda iyi insanlardan çok kötü insanlar yazıyor. Vay efendim, Rusya sana para ödemiş de böyle videolar yapmışsın. Keşke ödese, keşke ödese. Yani milyonlarca insanın seyrettiği Türkiye'deki gazetecileri Amerika ve Almanya Deutsche Welle fonluyor ve onların yüzü kızarmadan hayatlarına devam ediyor o insanlar ve milyonlarca insan bu insanları izliyor. Ama bize gelince fonlanmadığım halde Rusya seni fonluyor diyorlar. Keşke fonlasa da gezsek hep beraber, sizleri gezdirsem Rusya'da. Türkiye'dekiler kıçlarının üstünde oturup Twitter okuyorlar sizlere. Efendime söyleyeyim, Twitter'da kim kime laf yetiştirmiş ve hatta ne olmuş ne etmiş, bunları söylüyorlar YouTube hesaplarından. Ama ben hiç değilse sizleri gezdiriyorum. Hem müzelerde geziniyoruz, hem hayvanat bahçelerinde, hem farklı şehirlerde, Rusya'nın farklı şehirlerinde, hem de aynı zamanda Rusya'ya dair hiç bilmediğiniz, görmediğiniz şeyleri anlatıyorum kanalımda. O yüzden beni fonlayacaksa bir tek siz fonlarsınız arkadaşlar. Yani seyredenlerin fonlar. Katıl butonuna tıklayabilirsiniz. Süper teşekkürü kullanabilirsiniz. O şekilde fonlayabilirsiniz. Tek foncum var, o da sizsiniz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Takipte kalın. Paka paka.